Gündem Özel'in son bölümündeyiz efendim. Dördüncü bölümündeyiz. Son 45'teyiz. Artık 11 Eylül'e de girmiş bulunuyoruz. Biz bir gün sonrasını yani 12 Eylül meselesini de konuşacağız bugün. 12 Eylül meselesinde baştan beri aslında az sonra veriyoruz. Doçent Doktor Behlül Özkan uzun müddet sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı. Bir televizyon programına katıldı. İç siyaset ve Doğu Akdeniz'e dair görüşlerini de aldık ama bugün asıl amacımız uzun müddet Avrupa'da çalıştı, arşivlerde çalıştı ve 12 Eylül'ün tarihçesine yönelik, 12 Eylül'ün arkasındaki güçlere, destekçi güçlere yönelik ezber bozan bazı gerçeklere ulaştığını ifade etmişti program öncesinde bizlere. Bildiğimiz detaylar bu kadar. Fakat nerede çalıştı, ne kadar çalıştı bunlara ilişkin detaylar için sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bence günler boyunca da konuşulacak bazı gerçekler hep Amerika Birleşik Devletleri ile anılan 12 Eylül meselesinde belki de farklı bir perspektif olacak. Behlül Özkan nerede çalıştı, hangi sonuçlara ulaştı merak ediyoruz. Şimdi ben bu Türkiye'nin Soğuk Savaş dönemine dair Almanya'da arşivlerde çalıştım, Berlin'de. Alman Dışişleri Bakanlığı arşivi. Ve Doğu Alman İstihbarat Servisi, Stasi olarak bilinen Doğu Alman İstihbarat Servisi arşivlerinde de çalıştım. Hala da devam ediyor çalışmalarım. Bu çalışmanın bir bölümü Soğuk Savaş dönemi de kapsadığı için 12 Eylül dönemi de kapsıyordu. Ve 12 Eylül dönemine dair arşivlerde çok ilginç bilgilere ulaştım çalışmalarımda. Bunları da yayınlayacağım ama burada programınızda da paylaşmakta sorun görmüyorum. Tabii. Bunlar Batı Alman ve Doğu Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerine ve Doğu Alman İstihbarat Servisi Stasi'nin arşivlerine dayanıyor. 12 Eylül ile ilgili biz işte sürekli dönemin Amerikan Başkanı Carter'a söylenen, Türkiye'de darbe oldu, kim yaptı? Bizim çocuklar, Our Boys yaptı şeklinde bilinen bir anekdota sahibiz. Ve 12 Eylül askeri darbesinin de arkasında olan güçlerden en önemlisini Amerika Birleşik Devletleri olarak biliyoruz. Ancak benim ulaştığım bilgiler ve veriler, arşiv verileri o dönem Batı Almanya'nın da Türkiye'deki gidişattan son derece endişeli olduğu 1970'li yıllarda ve askeri darbeye hani yeşil ışık yakmadıysa bile askeri darbenin olmasından ve askeri darbe sonucunda oluşacak rejimden, o siyasi çalkantılardan uzak askeri rejimden oldukça memnun olduğunu gösteriyor. Hatta şöyle ilginç de bir anekdot var. Bunu da yıllar önce Yalçın Küçük bir kitabında değinmişti. 1980'li yıllarda yazdı. Türkiye'nin kontrolü Batı İttifakı içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Batı Almanya'ya kayıyor diye. Tabii o ön seziyle ulaşmış bu yoruma. Ben bunu arşiv verileri sağlamlaştırabiliyorum bu yorumu. Şimdi şöyle, 1979 yılı Türkiye ve Orta Doğu ve Batı İttifakı için çok önemli. Çünkü 3 tane önemli gelişme oluyor. Bir tanesi İran-İslam devrimi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefiki o döneme kadar. Ve Şah rejimi devrilerek yerine İslam, Hümeyni'nin başında olduğu İslam rejimi kuruluyor. İkincisi, Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin müdahalesi ve bu da Orta Doğu'da dengeleri yerinden sarsıyor. Üçüncüsü ise Suudi Arabistan'da meydana gelen Kabe baskını ki orada da çok sayıda insan hayatını kaybediyor ve Suudi Arabistan'da bir destabilizasyon içine giriyor. Şimdi bu bağlamda Türkiye Batı İttifakı içinde çok önem kazanıyor ve ancak orada ciddi bir sorun var. 1974 Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler son derece limoni. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir askeri ambargo uyguluyor. Ve Amerika'da Kıbrıs'tan dolayı Rum lobisi ve Ermeni lobisi son derece aktif o dönemde. 1980 yılında bir seçim var ve Carter dönemin Almanya Başkanı Helmut Schmidt ile 1979'un Ocak ayında Guadalupe zirvesinde bir araya geliyorlar. Çok kritik bir zirve o. Ve Carter açıkça, bu arşivlerde aynen de geçiyor bu konuşma. Carter, Helmut Schmidt'e dönüyor, Almanya Başbakanı, diyor ki bu zamana kadar Türkiye'nin ekonomik ve askeri anlamda sorumluluğu bizdeydi. Bunu artık siz devralacaksınız. Türk ekonomisi ki 70'li yılların sonu, Türkiye ciddi döviz darboğazı yaşıyor. Ekonomisi son derece sallantıda. Diyor ki Batı Almanya olarak siz artık taşın elini altına sokacaksınız ve Türkiye ekonomisinin kurtarılması ve Türkiye'nin stabilizasyonu sizin elinizde. Ve 24 Ocak kararları
Biliyorsunuz Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçişin ilk adımını atmıştır orada. 24 Ocak kararlarının en önemli finansörü ve 24 Ocak sonrasında kurulan yeni ekonomik rejiminde en büyük destekçisi Almanya oluyor. Ve hatta Almanya'da çok önemli bir siyasetçi Helmut Schmidt tarafından bu kredilerin toplanması konusunda görevlendiriliyor. Fakat şöyle bir sorun var. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'ye çok yoğun bir Alman sermayesi girmiş. Almanya 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'deki sendikal hareketler, sol hareketler, İslamcı hareketler üzerine çok geniş bir çalışma yapıyor. Çünkü çok basit bir mantığı var. Kapitalist sistem içinde düşünürsek Türkiye'ye yatırım yaptık, bu yatırımımızı nasıl geri alırız şeklinde bakıyorlar. Fakat 70'li yılların sonunda bu Türkiye ekonomisinin çökeceği, Türkiye'de bir destabilizasyon olacağı ve yatırımlarının geri alamayacağını düşünüyorlar. Ve 24 Ocak kararlarıyla yani Ocak 1980 ile Eylül 1980 arasında Almanya Türkiye ekonomisine yardım ediyor. O yardım uluslararası yardım kampanyasını, yardım organizasyonunu düzenliyor, maddi yardım ve borç verilmesi. Fakat hep kafalarında şu soru var. Türkiye'de siyaset son derece kırılgan. Ülke bir iç çatışmaya gidebilir, iç savaşa gidebilir. İran'daki gibi devrim olabilir veya Afganistan'daki gibi Sovyetler Birliği buraya müdahale edebilir mi gibi hep kafalarının arkasında soru işaretleri var. Ve çarpıcıdır ki Ocak 1980'den sonra darbeye giden süreçte Alman Büyükelçisi ve Almanya'nın önde gelen isimleri, diplomatları Kenan Evren ve Haydar Saltık'la görüşüyorlar. Hep şu zemini yokluyorlar. Ordu bir darbe yapar mı? Ordu darbe yaparsa Türkiye'de bu Türkiye'yi siyasi anlamda daha stabil bir yere çeker mi? Ve dolayısıyla biz yatırdığımız bu kredileri, verdiğimiz borcu geri alabilir miyiz? Ve hep şunu görüyoruz ki arşivlerden çıkan kayıtlarda Almanların hep bir kulağının bir yerinde, akıllarının bir ucunda Türkiye'de darbe olursa veya burası daha stabil bir yere gelir gibi. Ve ilginçtir, hemen darbe sonrasında da askeri rejime önce kapalı kapılar ardında destek, sonra da Genscher ki o dönemin Alman Dışişleri Bakanı ilk ziyaret eden Avrupalı siyasetçilerden biri oluyor. Ya bu çarpıcıdır. Yani bir anlamda aslında biz hep yüksek siyasete ve askeri siyasete bakıyoruz. Ancak Alman ekonomisinin Türkiye'deki bugün de çok ağırlığı olduğunu söylemek lazım. Hani bugün de ekonomik olarak zor günler yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla Almanya-Türkiye ilişkileri bugün de çok önemli. Ama 1980'e gidersek 12 Eylül'de askeri rejimin darbeyle iş başına gelmesi ve darbe sonrasında da en yakın temasta olduğu ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri değil, Türkiye'de sanıldığının aksine Almanya. Batı Almanya. Önemli, buna ilişkin geri dönüşleri de bekliyoruz. Bakalım vatandaşlar ne düşünüyor? Birkaç aslında yorum geldi buna ilişkin. Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 Eylül'de dahli, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin dahli olduğunu halihazırda düşünmüyorduk. Sunumlarınızdan İngiltere olduğu sonucuna ulaşmıştım. Ancak yanılmışım diye. Bir başka vatandaşımız Şinasi Bey de yazmışlar. Ben İngiltere olduğunu düşünüyordum. Almanya benim için de sürpriz oldu. Fakat Behlül Bey Almanya'da çalışma yaptığını söyleyince bir takım ışıklar yanmıştı beynimizde diye gidiyor. Şimdi biraz soru cevap da yapmak istiyorum buna ilişkin. İlk soru, Deva ve Geleceği hiç konuşmadınız, yeni partileri hiç konuşmadınız, Muharrem İnce'nin hareketinin sönük başladığını düşünüyor mu İbrahim Uslu diye sorular gelmiş. Toptan hepsini ileteyim Sayın Uslu'ya. Önce Deva ve Gelecek meselesi üzerinden başlayalım. Şimdi merkeze oturma siyaseti üzerinden konuştuk. İyi Parti'nin buraya çok oturamadığı ya da oturma gayretinde dahi bulunmadığı eleştirileri getirildi Sayın Uslu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Deva ve Gelecek buralara oturmak için bir aday mıdır? Önlerine bir pandemi engeli de çıktı ama yine de hem Deva'nın hem de Geleceğin aslında zayıf bir performans gösterdikleri ya da zayıf bir çıkışa imza attıkları da konuşuluyor. Nasıldır durum sizce? Şimdi hani bu yeni partilerin tek başına kurulabilmiş olmaları bile bence çok değerli. Aslında o anlamda İyi Parti Türk siyasetinde bir çığır açtı ve bir partinin yani bir kartel durumu varken, merkez sağ siyasette bir kartel durumu varken
AK Parti ile MHP arasında kurulmuş bir kartel söz konusu. Sağda bir partinin çıkıp bu kartele rağmen varlığını devam ettirebileceği ve barajı aşmaya, tek başına seçime girse bile barajı aşmaya yetecek kadar bir oya ulaşabileceğini İyi Parti ispatlamış oldu. Bu ondan sonra iki tane buradaki daha tek yeni... parti İyi Parti. Bu konuda evet hakkını yemeyelim. Evet, yani benim gördüğüm o bir çığır açtı. Çünkü kartel yapısı tamamen sağ seçmene hakimde olabilirdi. Yani bu olasılık da söz konusuydu. Ama İyi Parti o kartele meydan okudu ve kartele rağmen varlığını sürdürebiliyor. Ve karteli iktidar gücünü kaybetmesi ve belki önümüzdeki seçimlerde, bundan önceki seçimlerde olmadığı kadar tedirgin bir atmosferde seçim kampanyasını yürütecek olmasında İyi Parti'nin bu çıkışının, yani o kartele meydan okumasının ve kartele rağmen varlığını sürdürmesinin ve kartelin karşısında diğer muhalif partilerle birlikte durabiliyor olmasının bence önemli Türk siyasetinde, ileride Türk siyasal tarihi yazıldığında çok özel bir yerinin olacağını ben tahmin ediyorum. İyi Parti'nin açmış olduğu bu şeyden, kulvardan arkasından iki yeni daha parti kuruldu. Fakat birincisi sizin de bahsettiğiniz gibi şanssız bir dönemde kuruldular. Yani siyasal faaliyetlerin yapılmasının çok zor olduğu bir şey, sağlık gerekçesiyle atmosferde. Onun dışında bir taraftan da siyaset üzerindeki baskıların, özellikle siyasete yeni girişler üzerindeki baskıların da maksimize olduğu bir dönemde kurdular. O yüzden bence var olmaları, kurulmaya cesaret edebilmeleri, hala teşkilatlanmalarını büyük bir hızla sürdürebiliyor olmaları tek başına değerli şey. Şimdi bu iki partinin siyaset üzerindeki özgül ağırlıklarını ancak biz bir seçim atmosferi ortaya çıktığında göreceğiz. Şimdi oy oranları ümit ettikleri noktada değil, fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani bir taraftan iktidarda örgütlenmiş bir kartel, sağ kartelden bahsediyoruz. Yaklaşık %50'yi kontrol ediyor iki parti. %50'nin biraz altındalar ama işte %50 deyin kabaca. 10 puanlık bir İyi Parti var. Zaten 3 parti %60'ı kontrol ediyor. Havuz en yüksek kapasiteye ulaştığında %65'leri görüyor sağ havuz. Ve bu iki yeni parti piyasanın çok yani büyük aktörler tarafından paylaşıldığı bir atmosferde, yani düşünün bir sektörde çok büyük, diyelim ki işte içecek sektöründe büyük markalar var, isim vermeyeyim şimdi gizli reklama girmesin, ama siz orada bir yatırım yapıyorsunuz, hemen piyasada o büyük firmaların egemen durumunu kırıp büyük bir pazar payına ulaşmanız zaten beklenemez. Şimdi o yüzden sağda bir alternatif olarak kurulabilmeleri, kurulmayı başarmış olmaları ve hızla teşkilatlanmalarını sürdürüyor olmaları bence yeterince büyük bir başarı. Şimdi bu şu koşullar altında teşkilatlanmalarını sürdürebiliyor olmaları takdir edilmeyip ama sönük kaldınız, yeterince büyük oy oranlarına ulaşamadınız şeklinde eleştiriliyor. Şimdi AK Parti'nin kuruluş döneminde gördüğü ilgi gibi bir ilgi bekleniyor. Fakat konjonktür o zamankine göre çok farklı. Yani o dönemde bütün sağ partiler seçmen nezdinde ciddi bir erozyon yaşamıştı. Güven kaybetmişlerdi ve seçmen tamamını birden baraj altında bırakmayı zaten kafaya koymuştu. Ve o arada AK Parti kurulunca oraya bir ilgi odaklanması oldu, ama şimdi öyle değil. Çok güçlü bir kartel yapısı var. Onun bir tane daha alternatif var sağda, onlarla rekabet eden, en azından milliyetçi söylemleriyle, Şahin politikalarıyla. Ve bu arada kurulan iki tane yeni parti var. O yüzden büyük bir beklenti yüklemek onlara bence haksızlık olur. Tek başına varlıkları ve teşkilatlanmalarını sürdürüyor olmaları önemli bir başarıdır. Bu koşullar altında bir seçim atmosferi içerisinde de bunların birkaç puanlık oy alabilmelerinin bile %50+1 sistemi içerisinde ne kadar büyük bir marjinal etkiye sahip olacağını zaten İstanbul seçimlerinden ve bundan önceki yerel seçimlerden biliyoruz. O seçimde bir kere daha göreceğiz. O yüzden hani Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne ben yapılmasını, üzerlerinde bir oy baskısı kurulmasını işin doğrusu şu aşamada haksızlık olarak değerlendiriyorum. Daha oy baskısından önce bir kere teşkilatlanma zorunlulukları var. Seçime girme
yeterliğine ulaşma zorunlulukları var ve bir taraftan siyasi alanın daraldığı, bir taraftan bu sağlık risklerinin arttığı bir dönemde teşkilatlanmalarını sürdürüyor olmaları bence büyük bir başarıdır. Seçim zamanı oy şey performansları ayrıca değerlendirilir. Bir şey buydu. Onun dışında İYİ Parti ile ilgili zaten ben de İYİ Parti'nin bir merkez partisi olmayı hedeflemediğini, orada biraz hem ait olduğu siyasi gelenek hem de bir siyasi pragmatizmle daha sağ uçta bir yerde konumlandırdığını, retoriğinin ya da ona yüklenen merkezde kurulacak beklentilerinin aslında partinin kurumsallaşma şey yapısına baktığınızda oradaki insan kaynaklarına hiç de şey bu beklentileri karşılar bir tarzda bir parti kurulmadığını görebiliyoruz. İYİ Parti bundan sonra merkeze gelebilir mi, yoksa daha şeyde uçlarda bir yerde durup uçlardaki diğer partilerle mi rekabet eder? Elbette ki kendi bilecekleri bir şey, ama bu önümüzdeki süreçte seçmenlerin nasıl bir siyaset, sağ siyaset, özellikle sağ seçmenlerin nasıl bir sağ siyaset isteyecekleriyle de biraz alakalı bir şey. Yani sağ seçmen siyasetin bu Cumhur İttifakı'nın kışkırttığı o siyasal kimlikle daha da sağa savrulmaya devam ederse partiler ister istemez oraya doğru gitmek zorunda kalacaklar. Yani seçmen neyi ödüllendiriyorsa partiler orada rekabet etmek durumunda kalıyorlar. Bu biraz da seçmenin karar vereceği bir şey. Seçmen hala benim gördüğüm merkezde bir sağ parti falan istemiyor. Yani partileri niye merkezde değilsiniz diye suçlamak, yani sanki bu bir zorunlulukmuş gibi, o da haksızlık olur. Yani öyle bir şey de yapmak istemiyorum. Çünkü seçmen hakikaten uçlarda, öyle olduğu için de yani sağ uçta, sağ seçmen sağ uçta olduğu için partiler de orada kalmaya devam ediyorlar. Bu biraz da kendi kendini besleyen bir kısır döngü. Yani seçmen sağ söylemlere itibar ediyor. O yüzden de sağ partiler daha uçta sağ söylemler geliştiriyorlar. Öyle olunca seçmen daha sağa savruluyor falan. Böyle kendi kendini besleyen bir kısır döngü var. Birinin çıkıp bu çarkı dağıtması lazım. Ama henüz ortada öyle bir travmatik olay var. Yani tamam, bu politikalardan için bir dönem bütün dünyada neoliberal politikalar muteberdi. Neoliberal olmayan partiler eleştiriliyordu, kapatılıyordu. Özellikle sağ politikalar savunanlar üzerinde, hatta yasal baskılar vardı. Sonra 2008'deki küresel krizden sonra şimdi dünyada neoliberal değerleri savunan parti kalmadı. Yani bir travmatik gelişme o siyasetin tarzını değiştirdi. O yüzden sağ aslında bütün dünyada bir krizde bir kısmı uçlara savruluyor. Öbür kısmı da kimliksiz bir biçimde ya da politikasız bir biçimde seçmene bir şey vaat edemeden siyaset yapmaya çalışıyor. O yüzden de işte çevreci partiler falan gibi başka partiler yükselmeye başladı ya da aşırı sağ partiler yükseliyor. Şimdi Türkiye'de henüz böyle bir travmatik hadise yaşanmadı. Aşırı sağdaki seçmeni merkeze getirecek ya da aşırı sağdaki partiler merkeze getirecek bir olay henüz yaşanmadı. Yani seçmen de partiler de şu anki sağ siyasetten benim gördüğüm memnunlar. O yüzden de İYİ Parti'nin orada kurulmuş olması siyasi rasyonelite açısından çok da yanlış bir şey değil. Fakat bu sağ siyaset, yani uçtaki sağ siyaset, Türkiye'nin sorunlarını çözemiyor. Esas mesele burada. Yani dış politikada bir şeyde, birinci turda konuştuk. Ben kötümser olduğumu söyledim. Çünkü bu şahinleşmiş sağ siyasetin o sorunlara çözüm üretebilmesinde olanak yok. Ekonomiyi çözemiyorsunuz. Çünkü liberal politikalar diye terk edildi. Tamamen bir seçim ekonomisi odaklı bir iktisat politikası gözlemliyoruz. Ya da onun dışında işte Alevi meselesi, Kürt meselesi gibi yine ortada merkezde olmayı gerektiren şeyler var, sorunları var Türkiye'nin. O sorunlarını çözemiyor. O yüzden seçmen artık bu aşırı uçtaki sağ siyaset sorunlarımızı çözemiyor, merkeze gelin kardeşim baskısını yapmadığı sürece sağ partiler orada kalırlar. DNA'sına, genetiğine de çok uygun. Benim gördüğüm böyle bir açmaz var ve bir kısır döngü var. Ya seçmenin, ilk başta da seçmenlerin siz sorun çözme yeteneğinizi kaybettiniz,
Ve ben o yüzden sizin hepinizi toptan cezalandıracağım tehdidini yapabilmesi lazım. Ne zaman olduğu gibi, tıpkı 2001-2002 aralığında olduğu gibi. Ama şu an böyle bir tehdit de bulunduğunu sağ seçmenin söylemek henüz mümkün değil maalesef. Peki. Sayın Yedekçi, Deva ve Gelecek kuşkusuz önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden daha önce de partiler çıktılar. Ama Deva ve Gelecek kuşkusuz en çok dikkat çekenleri oldular. Birinin eski başbakan olması, Sayın Davutoğlu, ötekinin bir eski başbakan yardımcısı olması ve en önemlisi bir ekonomi hikayesi. Ekonomi yönetiminde o ayrıldıktan sonra işlerin tepe taklak gittiği yönündeki argümanlar. Sayın Babacan. Hatta Deva'nın bir tık Gelecek'ten daha çok oy potansiyelinin olduğu da konuşuluyor, tartışılıyor. Sayın Babacan'ın söylemleri neticesinde de bu konuşuluyor, tartışılıyor. Nasıl okuyorsunuz süreci? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu çatırdama değil de bölünme süreci diyelim. Bölünme sürecinde hem Deva hem Gelecek oy alacak mıdır? Sokağın nabzı buna ihtimal veriyor mu? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Artık sağ siyasetin Türkiye'nin sorunlarına cevap vermediği söylemi doğrudur. Artık adaletten, sosyal adaletten, sosyal hukuk devletinden, insanların adil, eşit, özgür bir şekilde yaşamak istediğinden, eğitimde eşitlikçi bir anlayışa sahip olunması gerektiğinden, okulların ya cemaatlere ya da özel okullara teslim edilmemesi gerekliliğinden, sağlık sisteminden tutun da işte dış politikaya kadar yaşadığımız sorunların bir an önce insan merkezli olarak çözülmesi gerektiğinden herkes artık bahsediyor ve bu konunun artık tüm ülkenin insanların gündeminde olduğu ortada. Yani hastane sahipli birisi çok sayıda hastaneye sahip diye onu bakan yapmak ya da birinin çok sayıda okulu var diye onu bakan yapmak ya da turizm sektöründe çok fazla işte oteli ya da benzer işletmesi var diye onu bakan yapmanın sorunu çözmediği, soruna emekten yana, insandan yana yaklaşmanın şart olduğu artık bilinen bir gerçek. Hem iç siyasette hem dış siyasette bunun yansımalarını da görüyoruz. Şimdi elbette ki yeni siyasi partilerde bu herkesin gördüğü gerçeği göreceklerdir. Tabii az önce bulunduğunuz noktadan da almak lazım. Yarın tarih itibariyle 12 Eylül. 12 Eylül nasıl bir tarih? 12 Eylül faşist bir darbe tarihi. Bir iki rakam müsaade ederseniz vermek lütfen İsterim. 12 Eylül'de tabii bunlar resmi kayıtlara geçen rakamlar. Elbette bunun gerçek olup olmadığını bilemeyiz. Araştırmacılar bu konuda gerekli araştırmaları yapacaktır. Bizim elimizdeki verilere göre 12 Eylül'de 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılmış. 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmış. 517 kişi idam edilmiş. Yine resmi rakamlara göre 171 kişi, yani bu belki resmi değildir de elimizdeki rakamlara göre diyelim, 171 kişi işkencede hayatını kaybetmiş. 937 film yasaklanmış. 30 bin kişi işten atılmış. Ve 300 gün neredeyse bir sene boyunca gazeteler yayımlanamamış. Peki bunun sonucunda nasıl bir sürece varılmış? Bu 2000'li yıllara geldiğimizde, yani 12 Eylül 1980 darbesinde çocuk olan, genç olanlar kendi çocuklarını artık lütfen ses çıkarma, siyaset yapma, politikayla ilgilenme diyerek apolitik bir kuşak belki de ortaya çıktı. Bizim hepimizin şaşırtan, hepimizi bir anlamda mutlu eden Gezi hareketinde o çocukların aslında o kadar da, yani bizim hepimizin o kadar da apolitik olmadığı, topluma, doğaya, yeşile, hayat tarzına sahip çıktığı ve bu anlamda sokağa çıkıp yeşiline, ağacına, doğasına sarılabildiği yönünde de bir geri dönüşümüz var. Öyle olunca 12 Eylül'ün aslında tek bir kuşağı değil, ondan kendisinden sonra gelen kuşakları da etkilediği ve 1980 darbesinden sonra 1983'te iktidara gelen Anavatan Partisi ve devamındaki anlayışın sanki sağ partilere Türkiye'nin eğilimi var gibi gösterilmeye çalışıldığı ve böyle bir seçmen profilinin yaratıldığı sosyolojik olarak önümüze konulmaya çalışılıyor. Ama ben
Az önce söylediğim cümlemin yine arkasındayım. Vatandaşımız emekten, insandan, sosyal adaletten, huzurdan, güvenlikten, iyi eğitimden, yarına güvenen gençlikten, ülkesinde üniversitesini, lisesini bitirdikten sonra çalışabilecek imkanları bulabileceğinden, katma değer üreten bir sistemin yapılabileceğinden emin olursa eğer, üniversitede üretilen bilginin teknolojiye evrilebildiği bir sistemin kurulabildiği bir ülkeye eğer, ülkenin kurulacağına inanırsa eğer, elbette ki sosyal demokrat düşüncenin iktidar olacağı da çok açık. Tabii bu bizi nereye getiriyor? İşte Deva Partisi ve Gelecek Partisi AKP'nin içinden ayrılan, vaktiyle çok yüksek oranda oy alıp bir başbakanlık yapıp ama o başbakana sen artık genel başkan değilsin deyip başkasını görevlendirildiği bir atmosfer düşünün. Başbakansınız, çok yüksek oy almışsınız ama sen artık başbakan değilsin diyorlar sana ve sen bir köşeye çekiliyorsun. Tabii bu çok süreçli değerlendirilebilir. Ağlayarak ayrılan belediye başkanları vesaire, bu çok geniş bir yelpazeden bakılması gereken bir şey. Keza Deva Partisi Sayın Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın da çok önemli görevlerde bulunduğu, Başbakan Yardımcılığı, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığını da biliyoruz. Elbette ki ben renklerin olmasına inanırım. Yani ne kadar çok ses, çok seslilik iyidir. Çok seslilik her zaman için güçtür. Bu arada aklıma gelmişken arada söyleyeyim, bir kadın olarak büyük bir gururla takip ettim Sudan'ı. Bundan da bahsetmek isterim. Laiklik adına bir devrim yapıldı. Bir kadın çıktı. Dedi ki, kadının adını da söylemek isterim. Alaa Salah isimli bir kadın çıktı ve dedi ki, kadının yeri evi değil, devrimdir ve Sudan artık laik bir devlet oldu. Bu ne demek oluyor? Örgütlenirse, kadınlar ayağa kalkarsa, yan yana gelirse dünyada değişmeyecek hiçbir şey. Her şey değişebilir, yer yerinden oynayabilir. Onun için evet, şu anda koşullar zor, siyasi, yeni kurulan siyasi partiler kendisini anlatamıyor olabilir. Muhalefet partileri de iktidar partisi içinde siyaset sıkışmış olabilir. Ama ben Deva Partisi'nin de Gelecek Partisi'nin de seçime girebileceğini düşünüyorum. Ve benim fikrime göre de Millet İttifakı'nda, şimdiye kadarki açıklamalarına bakarsak da Millet İttifakı'nda yer alacaklar. Ve onlar da şimdiye kadarki açıklamalarında diyorlar ki parlamenter rejim demokratik bir hale döndürülerek devam etmeli diyorlar. Biz şimdi sadece zaten ortak paydadan yola çıkıyoruz. Yoksa başka kısımlarda elbette her birimiz farklı farklı düşünüyoruz. Ama ilk önce demokratik parlamenter rejime geri dönüşte yan yana geleceğimiz kanaatindeyim. Deva ve Gelecek Sayın Çakıroğlu, ama size yöneltilen soru, HDP olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı karşısında sanki kazanılamayacak gibi bir algıyı savunuyor diye eleştiriler gelmiş. Böyle mi düşünüyorsunuz? Öyle. Yani öyle bir şeyi... bu öyle matematik algı, midir? Matematik bu. Yani hani bu bir analiz veyahut da bir sosyolojik bir yorum değil. Bu matematik. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanamazdı. Mansur Yavaş Ankara'yı kazanamazdı. Ve daha diğer birçok belediyede kazanılamazdı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı da bu sayede kazandı. Tabii ki. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde siz %9-10'luk oyu hiçe sayarak %51'e 49, 52, 48 ya da 53'e 47 bitmesi beklenen bir denklemi nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Hangi matematikle? Birisi gelsin bu matematiği anlatsın. Böyle bir matematik varsa biz bunu bilelim. O zaman biz de ona göre siyaset yapalım. Öyle bir dünya yok. Bu birincisi. İkincisi, neden HDP'yi ittifak içerisinde tutmak bu kadar insanları şey yapıyor? Ya bakın, geçmişle yaşanmaz. Şimdi az önce 12 Eylül'den bahsedildi. Şimdi 12 Eylül'deki milliyetçi cephe bugünün Cumhur İttifakı. Hocamın söylediğine %100 katılıyorum. Hatta yani işte Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet Partisi. Şimdi bugüne geldiğinizde AK Parti ile MHP bunu devam ettirmiş oluyorlar. Ya da bunun daha böyle işte postmodern bir haline bürünmüş bulunuyorlar. Peki bu milliyetçi cephe hükümetlerine sebebiyet veren neydi? Ecevit ile Demirel'in hiçbir konuda masaya oturamaması, hiçbir şeyi müzakere edememesi. Ecevit daha keza Erbakan'ın da ilk başta bir yol tuttular 73'te. Hemen o yol iflas etti. Şimdi bakın, siyaset 3 taş 5 taş içi değil. Veyahut da sokak ortasında bir maç kavgası değil. Siyaset müzakere işidir. Siyaset konuşma işidir.
Siyaset diyalog işidir. Siyaset sorun yaratma değil, sorun çözme işidir. Ecevit ve Demirel'in 1970'lerde sürekli hiçbir zaman bir araya gelememeleri, sürekli çekişmeleri Türkiye'deki toplumsal ayrışmayı çatışmaya dönüştürdü. Birisi DİSK etrafında ve sol örgütler etrafında, diğerleri ise işte sağ örgütler etrafında, ya polis bile ikiye ayrıldı. Şimdi eğer ki siyaset balık baştan kokar, insanlara doğru yol, doğru istikamet çizmesi beklenen, insanların refah seviyesini yükseltmesi beklenen, insanlara hukuk ve demokrasi vaat etmesi beklenen siyaset bunların hiçbirini vaat etmeyip bir araya gelemezse, o zaman toplumda zaten bu ayrışmadan beslenerek bu çatışmaya dönüşür. O zaman da ne olur? Yani herkes diyor ki işte 12 Eylül'e giden yol görünen işte kanlı 1 Mayıs, akabinde Maraş katliamı ve 79'daki kanlı katliamlar. Tamam da onların evvelinde bunlar somut örnekler. Ecevit'le Demirel'in bir araya gelememesi ve bu şekilde bir siyasetin toplumu daha da kutuplaştırıp sol sağ olarak, akabinde Alevi Sünni olarak ayrıştırması bizi o yollara, bizi o döneme getirdi. Bu yaşanan olayların arkasında bunlar var. O yüzden siyaset mutlaka ama mutlaka konuşma, diyalog ve müzakere işidir. Yani siz işte HDP'yi niye bu işin ayrılmaz bir parçası olarak görüyormuşum. Bunun başka bir matematiği yok. Ayrıca HDP'li seçmenler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Her birinin hakkı en az benim hakkım kadar değerli ve kutsaldır. Benim Türk olmam veya onun Kürt olması bunun önüne hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Benim oyum ne kadar kutsalsa onun da oyu o kadar kutsaldır. Bir CHP'li Kemalist'in oyuyla bir HDP'li Diyarbakırlı bir vatandaşın oyu arasında niteliksel anlamda hiçbir fark yoktur. Bu insanlar bir kere bu kafalarını bir açsınlar, buna bir baksınlar. Toplumun geneli çünkü buna hazır. Buna hazır olunduğunu 2013, 14, 15 yıllarında biz gördük. Ama siyaset kendi iktidarı ve kendi bekası uğruna toplumsal barışı yok etti. İşte ben de diyorum ki siyaset buna hizmet etmeli. O yüzden yeni kurulan partiler de eğer ki Türkiye siyasetinde önemli bir konum edinmek istiyorlarsa bu onların kendilerini ne kadar merkeze oturtabileceğiyle alakalı. Ya da ne kadar ezber bozacak. Tabii ki bununla alakalı ve eğer ki sığ politikalar yapıp güdük söylemlerle veyahut da Türkiye'nin gündemi olmayan şeyleri söyleyerek veyahut da isim vermeden her iki partiyi de eleştireyim. Bir tanesi ciddi anlamda bir bürokratik bir üslup ve tarzda yönetim benimser. Diğeri de aynı şekilde AKP'nin tıpkı İYİ Parti'nin MHP'nin alternatifi olma misyonu gibi AK Parti'nin olma misyonuna dönüşürse diğer partide, bu iki partide Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamaz. Ne dertlere deva olabilirler ne de Türkiye'nin geleceğine katkı sunabilirler. Ama her ikisi de ezber bozarak, bu ezber bozma illa radikal ve marjinal söylemlerle gelecek diye bir şey yok. Merkeze oturabilsinler. İnsanları kutuplaştırmadan uzak tutabilsinler, insanları kucaklaşmaya teşvik edebilsinler, hazır olan insanları. O takdirde her iki partide Türkiye'nin geleceğinde bunu hangisi başarırsa söz sahibi olabilecektir. Ve zaten bu partilerin de mevcut halleriyle olmadığı bir muhalefet denkleminden siz Cumhurbaşkanlığı bekleyemezsiniz. Herhangi bir şekilde rejimin değiştirilip dönüştürülmesi ve parlamenter sisteme akmasını da bekleyemezsiniz. Sayın Özkan, Deva ve Gelecek, sizin görüşlerinizle bitirelim. Şimdi ben İbrahim Bey'in analizine bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Kuşkusuz çok önemli şeyler söyledi. Ancak bir parantez açmak istiyorum kendimce. Çünkü şimdi sağ seçmenin giderek sağa kaydığı, Türkiye'yi genel olarak alırsak belki Bayburt, Doğu Karadeniz, Konya, Kayseri gibi yerler için geçerli olabilir. Ancak Türkiye'de bir değişim var. Türkiye'de değişim büyük şehirlerde başladı. Yani düşünebiliyor musunuz? CHP adayı İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir zaman ulaşamadığı bir oyla büyük şehri kazandı. Keza Ankara'da öyle. Şimdi merkez siyaseti, evet, sağ partiler, sağdaki partiler belki bunun farkında değiller. Ancak belli ki CHP merkez siyasetteki boşluğu en azından büyük şehirlerde doldurdu ve çok önemli bir yerel seçim başarısı. Yeni bir tanım acaba? Şehirli seçmen değil, büyük şehirli seçmen. Şimdi ben seçmende büyük şehirlerde yaşayan seçmen, dünyaya daha entegre, ekonomik olarak sorunlarla daha çabuk yüzleşen, Türkiye'nin bu dış politikada ve ekonomideki savrulmalarıyla daha çok yüzleşen, ekonomideki bu sorunlardan
daha çok zarar gören seçmen olarak bence büyük şehirlerde yaşayan seçmenlerin önemli bir kısmı sağ savrulmanın kendi ekonomik ve sosyal statüne zarar verdiğini görüyor. Yani Türkiye'nin kentli seçmeni dünyayla son derece entegre, izole olmuş bir Türkiye'de kaybedeceğinin farkında. Dahası önemli bir dönüşüm var Türkiye'de. Ya bakın bugün Aydın, İzmir, Eskişehir diye bildiğimiz bölgeler, hani CHP'nin kalesi olarak görüyoruz bunları ama 1970'li yıllarda buralar merkez sağın kaleleriydi. Yani İzmir hep sağ oy vermiş, Aydın hep sağ oy vermiş bir şehirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin demografisi de sosyal ve siyasal Türkiye toplumunun tercihleri de dönüşüme uğruyor. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. HDP seçmeni de değişiyor. Yani Diyarbakır'daki HDP seçmeniyle Batman'daki HDP seçmeni İzmir'deki HDP seçmeninden çok farklı. İstanbul'da yani İstanbul'un oy tablosuna bakalım. İstanbul'da HDP MHP'den daha fazla oy alıyor. Şimdi ama bu seçmen, bu da kentli bir seçmen. Yani Batman'daki seçmenden çok daha farklı sahiplerle oy veriyor. Ben önümüzdeki dönemde siyasette özellikle seçimler bağlamında kentli seçmenin çok önemli, kentli seçmenin tercihlerinin siyasette önemli kırılmalara yol açabileceğini düşünüyorum. Deva ve Gelecek için? Deva ve Gelecek Partisi'nin de bu bağlamda bakması gerekiyor siyasete. Anladığım kadarıyla İbrahim Uslu'nun, Sayın İbrahim Bey'in de analizlerine katılıyorum. Daha teşkilatlanma aşamasındalar. Önlerinde bir süreç var herhalde. Onu bekliyorlar onlar da. Peki. Sayın Uslu, son bir kısa soru size. 2 dakika içerisinde yanıt rica ediyorum. Henüz beklemediğinizi söylemiştiniz, vurgulamıştınız daha önce ama o kadar çok mesaj gelmiş ki Sayın Uslu bir erken seçim tarihi öngörüyor mu diye. İşte Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın söylemini hatırlatanlar var. Bu sistem 2023'e kadar dayanmaz ama 2020 yılı bitmeden de bir erken seçimle karşılaşmayız. Yani 2021 ve 2022'nin işaret edildiği zaman zaman görüyoruz. İyi Parti lideri Sayın Akşener de bunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kimi göndermelerle aslında buna işaret etti. Sizin özel fikriniz nedir bu konuda? Ben de 2021'in ikinci yarısında bir seçim bekliyorum. Yine sistemin sürdürülebilirliğini kaybetmesi nedeniyle ve Cumhur İttifakı içerisinde de, yani AK Parti içerisindeki tartışmalar gibi Cumhur İttifakı içerisinde de tartışmalar var. Ben MHP'nin daha uzun süre bu ittifakta kalmayı kendi parti çıkarları açısından doğru bulup bulmadığını kendi içinde tartıştığını düşünüyorum. Öyle olduğu için de 2021'in ikinci yarısında bir seçim benim açımdan sürpriz değil, beklenilen bir şey. Peki. Çok teşekkürler Sayın Uslu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun Sayın Yedekçi. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık efendim. Sayın Özkan aynı şekilde çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.